Arkadaşlar merhaba, ben Cengiz Hoca. Denemelerimizin 6.sıyla yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Daha önce de belirttik, denemelerimiz kesinlikle ÖSYM ayarındadır ve kanalımız zaten ayarlıdır. Onun için kalemimizi, kağıdımızı hazırlayalım. Notlarımızı almayı unutmayalım. Burası AYT edebiyatı fullemek isteyenlerin kanalı. Biz de yaptıklarımızla zaten bunun teminatını veriyoruz. Lafı uzatma hocam. Güzel, orijinal 6. denememizin ilk sorusuyla haydi başlayalım. Birinci sorumuz geldi. Bu arada arkadaşlar lütfen yorumlarda yaptığınız netleri yazmayı unutmayın. Çünkü onlar üzerinden biz istişare yapıyoruz. Yine özel sorularınız olursa Instagram'da sorularınızı cevaplamaya gayret ediyorum. Evet, birinci sorum geldi. Hemen başladım. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Şimdi bakıyorum, burada bana her zamanki gibi güzel bir dörtlük verilmiş. Lirik şiire özgü nitelikler taşımaktadır. Lirik şiir neydi arkadaşım? Tabii ki aşk, sevgi, doğa konularının anlatıldığı şiirler. Bakalım şimdi, her şey yerli yerinde, havuz başında servi, bir dolap gıcır diyor uzaklarda durmadan, eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan, sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi. Evet, lirik şiire ait özellikler burada var. Devam ettim. Redife yer verilmemiştir. Bakın dikkatli okuyalım. Verilmemiştir. Şimdi servi evi. Evinin kökü nedir? Evdir. Burada i kaldı. Servi zaten kök halinde olduğu için burada i'lerin görevleri aynı değil. Yani 1 ile 4 arasında redif yok. 2 ile 3'e bakalım. Burada bakın, uyanık olun. Uykudan. Uyku nedir? Bir isimdir. İsme eklenen dan, yani ayrılma aleki var burada. İkinci dizede de bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan. Bakın burada durmak benim fiilim. Neden madan bir zarf fiil geldi buraya. Yani burada yazılışları ve görevleri aynı olan dan ekleri yok. O yüzden arkadaşlar burada da yine redif yok. Yani redife yer verilmemiştir ifadesi doğru. İkinci ve üçüncü dizeler arasında tam kafiye vardır. Bakalım ikinci ve üçüncü dize. Dan dan, redif yoktu ya, artık kafiye arayacağım ben tabii ki. Dan dan, yani 3 ses benzer. 3 ses benzeri olduğu için tam kafiye değil, zengin kafiye vardır demem gerekiyor. D seçeneğinde ulama. Ulama neydi hocam? Bir kelimenin sessizle bitip diğer kelimenin sesliyle başlaması. Benzetme zaten burada gibi var. Teşbihi de bana gösterdi. Cevabım C seçeneği olmuş oldu. İkinci sorum geldi. Bu beyitte aşağıdaki sanatlardan hangisi yapılmıştır? Beytimi bana ver diyor ki, tokalanlar bilemez çektiğini aç kalanın, sırtı pek kimseye ahvali şita yaz görün. Yani sırtı pek, arkası sağlam olan kişiye kış mevsimi, kış ortamı yaz gibi görünür diyor. Tok olanlar aç olanların çektiğini bilmez. Bu nedir arkadaşlar? Bir atasözüdür. Şiirde atasözü veya deyim kullanmaya biz ne diyorduk? İrsali mesel sanatı diyorduk. İstifham soru sormaydı. İntak konuşturma, hüsnü talil güzel nedene bağlama, mübalağa da abartma sanatıydı. O yüzden cevabım E seçeneği olmuş oldu. 3. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım, 11 LC ölçüsü kullanılmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Diğerleri de muhtemelen 11'dir hocam. Ben saymıyorum. Bunları artık siz sayıyorsunuz zaten. Ol sözcükleri rediftir. Ol, ol, ol. Seli ol, dolu ol, deli ol. Tamam, yazılışları aynı, anlamları da aynı. Bunlara redif diyebilirim ben. Uyak düzeni A, 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 B. Ol, ol, ollar K redif olduğuna göre. B burada zaten farklı. A, 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 B yani düz uyak şeması var. Sevgi teması işlenmiştir. Aşk denince aklı bırak deli ol. Işık ışık gökten inen dolu ol. Boz bulanık akan yağmur seli ol. Durulursan ben ölürüm unutma diyor. Sevgi temasını da bana vermiş. Birinci ve üçüncü dizeler arasında yarım uyak vardır. Bir ile üçü hemen inceliyorum sizin için. Deli ol, seli ol. Burada kök sel iyi kaldı. Burada kök deli zaten. O yüzden redif yok. Redif yoksa eli, eli. Bunlar yarım kafiye değil. Ne olması lazım arkadaşlar? Tabii ki yine zengin kafiye olması
Gerek ve cevabımın da tabii ki E seçeneği olması gerek. 4. Yine 2021 AYT'de çıkmış olan bir soru tarzı sizler için getirdik. Bakalım, bana verdi üstte bir beyit. Aşağıda diyor ki bunları çapraz uyak şeklinde ben düzenlersem sıralama nasıl olur? Şimdi arkadaşlar, burada yaptığımız şey ne? Önce ben iki dizeye bakıyorum. Birincisine A diyorum, ikincisi farklı olduğu için B diyorum. Çapraz uyak örgüm neydi benim? A, B, A, B olması lazım. Şimdi yani ben üçüncü dizenin sonunu A ile bitirmem lazım. Burada A ile biten ne var? 3 var. Demek ki üçüncü dizemin ikinci kısmına ben 3'ü vereceğim. Zaten 3 nerede var? Şu 3 seçenek kaldı mı? Tamam. Şimdi bunu anlamlı olarak diğer öbekle ne yapmam lazım? Bütünlemem lazım. Esrarlı bir uykuya. Ölse kaldırımların esrarlı bir uykuya. Olmaz hocam. Kara sevdalı eşi esrarlı bir uykuya. Olmaz hocam. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. 10 numara 5 yıldız. 1 ve 3 oldu benim 3. dizem. Sonra devam ediyorum. Burası 2. dize i ile bittiği için 4.sü de i ile bitecek. Yani i ile biten zaten 4. Yanına da ne kaldı zaten? 2. Çıktı mı benim cevabım? Çıktı. 1, 3, 2, 4. Ne oldu sana? 10 numara bir çapraz kafiye örgüsü oldu. 5. Bir şiir türü sorusu. Yine bu tarz sorularda daha önce defalarca çıkmış. Şimdi arkadaşlar, satirik şiir neydi? Eleştiri şiirleriydi. Didaktik öğüt, pastoral kır çoban hayatı, epik kahramanlık, lirik de duygu, sevgi, aşk şiirleriydi. Coşkunluk vardı. Bakalım, fark ettik ahir vakit yettiğin, merhamet çekilip göğe gittiğin, gücü yeten soyar gücü yettiğin, deva belli değil, dert belli değil. Gücü yeten, gücünün yettiğini soyuyor diyor, deva belli değil, dert belli değil. Yani burada ne var arkadaşlar? Bir hici var, yani eleştiri var. Bu konunun işlendiği şiirlere ben ne adını veriyordum? Satirik şiir adını veriyordum ve cevabımı hemen A seçeneği olarak işaretledim. 6. Bu parçada kısa bir özeti verilen destan aşağıdakilerden hangisidir? İslamiyet öncesi destanları ile ilgili bir soru geldi. Bakalım, eski Hun hükümdarlarından birinin çok güzel iki kızı vardı. İki kız. Güzel, aldım burayı. Sonra bu kızlar o kadar güzellerdi ki Allah'ın onları tanrılarla evlenmeleri için yarattığına inanılıyordu. Hükümdar da böyle düşündü. Kızları insanlardan uzak tutmak için ülkesinin şimal tarafından yüksek bir kule yaptırdı. Kızları bu kuleye koydu. Hükümdarın kızlarıyla evlenmesi için yakarışlarla çağırdı. Tanrı nihayet bir bozkurt şeklinde geldi. Arkadaşlar bakın, burada gelen kurt erkek bir kurt. Burayı da hemen altını çizelim. Erkek kurt. Hükümdarın kızlarıyla evlenmesi için gelen erkek kurtun geçtiği destan tabii ki Uygurlara ait olan Türeyiş destanı. Bakın, Uygur destanı. Burada Bozkurt destanı Göktürklere aitti. Burada dişi bir kurttan türeme vardı. Göç destanı yine Uygurlara ait bir destan. Atilla ve Oğuz Kağan destanları da Hun destanları olarak ne yapılıyor? Tabii ki biliniyor ve cevabımız 7. Aşağıdaki şairlerden hangisinin eserine yukarıda yer verilmemiştir? 10 numara. Şimdi Sergüzeştname'yi ben burada arkadaşlar tabii ki kimle eşleştiririm? Gelirim Bayburtlu Zihni ile eşleştiririm. Marifetname'yi Erzurumlu İbrahim Hakkı ile eşleştiririm. Budalaname'yi Kaygısız Abdal'la eşleştiririm. Fütüvvetname'yi de Eşrefoğlu Rumi ile ne yapabilirim? Eşleştiririm. Burada ne kaldı? Halk edebiyatı şairi, yine aşık tarzı halk edebiyatı şairi, 19. yüzyıl şairi Erzurumlu Emrah kaldı. Burada benim Erzurumlu Emrah'la eşleştireceğim bir eser yok. O yüzden cevabım A seçeneği olmuş oluyor. 8. Hangisi divan edebiyatı için söylenemez? Bakalım, söz sanatlarına sıkça başvurulmuştur. 10 numara bir bilgi. Ağır, süslü, sanatlı bir dil. Arapça, Farsça hakim bir tamlamalar vardı. Evet. Mazmun adı verilen kalıplaşmış sözler kullanılmıştır. Mazmunlar divan edebiyatında sıklıkla yer alıyordu. Nesir alanında da önemli sayılabilecek eserler verilmiştir. Evet, nesir alanında da eser var sonuçta. Önemli diyebiliriz biz bunlara. Şiirlerinin tamamı, burası hemen soru işaretini koydum buraya. Arap ve Fars edebiyatı nazım şekilleriyle.
Burada ne vardı arkadaşlarım? Mesela Türklere ait nazım şekilleri vardı. Neydi bunlar? Tuyu vardı mesela. Şarkı vardı, değil mi? Bakın bu önemli bir bilgi yine. Tuyu'la şarkı Türklere ait olan nazım şekilleri. O yüzden tamamı demek burada yanlış. Cevabım E seçeneği olmuş oldu. 9. Bu parçada masalın hangi bölümü hakkında bilgi verilmiştir? ÖSYM özellikle arkadaşlar bu masal, işte fable, destan bunlardan ya da geleneksel Türk tiyatrosu bunlardan sorularla karşımıza geliyor. O yüzden bunları bilelim. Şimdi masalın başlangıç bölümüdür. Bana müthiş bir bilgi zaten verdi. Başlangıç bölümü. Tamam. Sonra diyor ki bakın giriş tekerlemesiyle başlar. Daha devam etme abi. Tekerleme. Sen zaten devam ediyorsan bunu bilmediğin için devam ediyorsun. Ama bunu bilmeyip sınava gidiyorsan gitme. Gitme, yanlış yere gidiyorsun. Tamam, gitme. Masallarda ben masalları şöyle ayırabilirdim bakın. Döşeme bölümüm vardı benim. Sonra serim, düğüm ve çözüm bölümüm vardı. En sonunda da dua veya direk bölümü denilebilir. Bu üçüne aynı zamanda olay bölümü diyorduk. Şimdi arkadaşlar bakın döşeme bölümü tekerlemenin söylendiği, tekerlemenin okunduğu bölümdür. O yüzden cevabımız burada açık ve net olarak döşeme bölümü olmuş oluyor. 10. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir? Ortada oynanan oyun anlamına gelir. Orta oyunu yuvarlak, çevresi seyircilerle dolu bir alanda oynanır. Orta oyununda en önemli tipler kavuklu ve pişekardır. Pişekarın gölge oyunundaki karşılığı tabii ki kimdir arkadaşlar? Hacivat. O yüzden bu üç seçeneği ben eledim. Kavuklunun gölge oyundaki karşılığı ise buraya koyacağım. Bakın ben bunu şuradan aklımda tutuyorum. K. Kavuklu, Karagöz. O zaman Karagöz olması lazım. İki seçeneğim yine devam ediyor. Bir orta oyunun bölümleri fasıl, bitiş. Başka ne vardı arkadaşlar? Mukaddime ve muhavere diyebilirim. Arz var arkadaşlar aynı zamanda muhaverenin bölümüydü tekerlemeyle beraber yani içerisinde geçiyordu. O yüzden burayı eledim. B seçeneğim cevabım olmuş oldu. 11. Bu parçadaki altı çizili ifadelerle aşağıdaki nazım şekillerden hangisi kastedilmiş olabilir? Bakalım. Arap ve İran edebiyatından alınan nazım şekilleri kullanılmıştır. Burada dikkat edin şuradan itibaren çizilmiş. Yani bana İran edebiyatından alınan nazım şekillerini sormuş arkadaşlar. Hangisi bunlardan olabilir? Şimdi şarkı Türklere ait. Koşma yine aynı. Kaside arkadaşlar Arap. Tuyu yine şarkıyla beraber Türklere ait bir nazım biçimi. Burada İran edebiyatından gelen nazım biçimi rubai. O yüzden cevabım E seçeneği olmuş oluyor. 12. Hangisi doğru değildir diyor. Koşma, gazel, rubai, ilahi ve koşu 10 numara. Bir numaralı türün yani koşmanın dörtlük sayısı 3 ila 5 arasındadır. Bakın arkadaşlar koşma, semai varsa bunların hepsinde dörtlük sayısı genellikle 3 ila 5 arasındadır. İki numaralı türün ilk beytine matla. Evet gazelin ilk beytine matla, son beytine makta denir. Doğru bir bilgi. Üç numaralı türde yani rubaide tasavvuf, felsefe ve dünya görüşü gibi konular işlenir. 10 numara hocam doğrudur. 4 numaralı tür ilahi yani Allah'ı övmek, ona yakarmak için söylenen şiirlerdir. Evet Allah aşkı falan işlenir ilahilerde. 5 numaralı tür yu adı verilen törenlerde. Yok arkadaş daha neler arkadaşlarım. Yu adı verilen törenlerde söylenen şiirler. Yular nerede? Bu yani yu törenlerinde söylenen şiirlere biz ne adını veriyorduk? Sagu adını veriyorduk. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oldu. 13. Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir? Gazel ve kasidelerde ilk beyte verilen ad. Gazel ve kasidelerde ilk beyte verilen ad matla beyti. Kasidenin içinde yer alan gazelin oluşturduğu bölüm, buna ne adını veriyordum ben? Tegazül adını veriyordum. Aruz ölçüsünde dizelerin durak yerlerini belirterek kesik kesik okumaya, yani hece ölçüsündeki durağın aruz ölçüsündeki karşılığına ben takti ismini veriyordum. Halk edebiyatındaki mani gibi tek dörtlükten oluşan edebiyatımıza Fars edebiyatından girmiş nazım biçimi rubaiden bana bahsediyor.
mektupların resmi yazıları ve kısa mensur metinlerin bir araya toplandığı eserlerdir. Bunlar da tabii ki Münşaat, Maktane'ydi arkadaşlar. Gazellerin, kasidelerin ilk beytine değil son beytine verdiğimiz isimdi. E seçeneğini doğru olarak işaretledim. 14. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Bakıyorum. Söz gelimi kasidelerde şairin mahlasının geçtiği beyte taç beyt. Güzel. Beyitler arası anlam bütünlüğü olan gazellere yek ahenk gazel. Çok güzel. Aynı yazarın 5 mesnevisinden oluşan mesnevi külliyatına hamse, yani 5 mesnevi hamseydi. Sonra müstezat nazım şeklinde eklenen kısa dizelere terane. Yuhu. Terane nerede abi? E teranesi. Nereden çıkarıyorsun bunları? Şarkılarda her bendin 3. dizesine miyan adı verilir. Yine 10 numara bilgi. Bakın burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Yek ahenk konu birliği bütünlüğü olan gazellere diyorum arkadaşlar. Şu K'den K. Konu aklınızda kalsın. Anlam konu. Bunu lütfen unutmayın. Yek avaz da sondaki Z'den aklımızda kalıyor. Yek avaz güzellik. Her beyti aynı güzellikte. Z'den unutmuyoruz bunları. Önemli bilgiler. Burada arkadaşlar yine çıkmış bu soru 2021 AYT'de. Müstezat nazım şeklinde eklenen kısa dizelere terane değil. Ne adını veriyoruz biz? Ziyade adını veriyoruz. O yüzden cevabım D seçeneği olmuş oldu. 15 numaralanmış cümlelerde özelliği verilmeyen tanzimat sanatçısı. Çok güzel bir soru. 4'te 4'lük bir soru. Bakıyorum, roman ve hikayelerinde ilk kez köy yaşamını ve insanını konu edinmiş. Tabii ki Nabizade Nazım Karabibik. Türk edebiyatında ilk romantik dramı kabul edilen Afife Angelik. Ben bunu Afife Angelik adlı krem gibi düşünüyorum. Oradan aklımda tutuyorum. Krem adı gibi bir şey yani bu. Recaizade Mahmut Ekrem. Tezatlar şairi. Çok tanıdık bir isim. Abdülhak Hamit Tarhan. Burada ne diyor? Molière'den yaptığı çeviriler Türkçülük akımının hazırlayıcısı. 10 numara. Yine daha önce çıkmış bir kişi Ahmet Vefik Paşa. Kim kaldı burada arkadaşlar? Muallim Naci. Ben Muallim Naci ile ilgili ne biliyorum abi? Recaizade ile girdiği kavga. İşte kafiye göz için mi kulak için mi? Muallim Naci burada kulağı değil de göz içini savunuyordu. Oradan benim Muallim Naci aklımda kalmış. Bu önemli bir bilgi. Bunu da bu şekilde bilelim. 16. Halide Edip yani Milli Edebiyat romanından güzel bir soru. Çıkma ihtimali yüksek bir soru. Hangisinde yanlışlık var? Bakalım. Sinekli Bakkal romanında Doğu ile Batı arasındaki birleşimi Rabia ile Peregrini aşkı çevresinde irdelemektedir. Evet, Sinekli Bakkal güzel. Kurtuluş Savaşı'nın destanın niteliğinde olan Ateşten Gömlek. Ateşten Gömlek Kurtuluş Savaşı'nı işleyen önemli romanlardandır. İşte burada Ayşe'yi yaşadıkları çevresini anlatmaktadır. Tamam, doğru. Vurun Kahpe'ye de vatansever bir kadın olan Aliye'nin yaşadıkları çerçevesinde Kurtuluş Mücadelesi ele alınır. Yine Kurtuluş Savaşı'nı işleyen önemli romanlardandır. Vurun Kahpe'ye doğru. Kalp Ağrısı ve onun devamı olan Zeyno'nun Oğlu romanlarında dikkatini kadınların duygusuna, duygu dünyasına çevirir. Evet, çok doğru. Handan romanında 2. Dünya Savaşı yıllarının yozlaşmış İstanbul'u ve yanlış batılılaşma konusu işlenir. Buradadır abi. Dur. Handan, bakın zaten Handan nedir? Bir kadın ismidir, değil mi? Buradan aklımızda yine kalsın. Handan da arkadaşlar kadın işlenir. Bu bir. İkincisi, kadın ve kadının psikolojisi, iç dünyası işlenir. Üçüncüsü de arkadaşlar, Handan mektupların bir araya getirilerek oluşturmuş olduğu bir roman olarak kabul edilir. O yüzden burada söylenenlerle uzaktan yakından alakası yoktur. Cevabım E seçeneğidir. 17. Bu parçada sözü edilen tartışma aşağıda verilen hangi sanatçılar arasında olmuştur? Bakın az önce, ne tesadüf, az önce söyledik bunu. Abes, muktebes, kafiye, bunları kafiye yapar diyor falan filan. İşte kafiye göz için midir, kulak için midir diye tartışmaya girişiyorlar. Az önce söyledik arkadaşlar, bu kim bunlar? Recaizade Mahmut Ekrem ile Muallim Naci. Recaizade kafiyenin kulak için olduğunu savunuyordu. Muallim Naci de eskiyi savunarak hayır, kafiye kulak için değil, göz içindir anlayışını savunuyordu ve bunun üzerine tartışmalar çıkıyordu. Cevabımız da D seçeneği oluyordu.
18. Aşağıdaki şairlerden hangisi bu anlayışla şiirler yazmış? Güzel bir soru bakın. Buradaki şiir anlayışını benim bulmam lazım. Sonra da bunların nereye bağlı olduğunu çıkarmam lazım. Şimdi günümüzün şiiri ve bu arada benim şiirim kelimeyi zorlayan bir şiir. Kelimeyi zorluyor. Bir aldım. Genç kuşakla yeni bir anlatım dönemine girdik. Yeni şairler şiirin araçlarını yalnız kullanmıyorlar, o araçlarla oynuyorlar. Biz şiir salt biçimdir demiyoruz, belki en çok biçimdir diyoruz. Biçim 2. Bunu belirtebilmek için de soyut bir soyut bir metot 3. Diğer her şey aynı kaldığı takdirde biçimin teklenebilir değişimlerini arıyoruz. Şiirin bir imge sanatı. 4 ve en önemli ipucu olduğunu unutmuyoruz. Hece veya aruz ölçüsünü önemsiyoruz. Burada özellikle imgeden arkadaşlar yine soyut, biçim, kelimeyi zorlamaları bu beni nereye götürüyor? İkinci yeni şiirine götürüyor. Şimdi baktığımda Kemalettin Kamu, Milli Edebiyat Zevk, Milli Zevk ve Anlayışı sürdüren şiir topluluğunda, Faruk Nafiz Çamlıbel Beşecicilerden, Orhan Veli Kanık arkadaşlar Garipçilerden, Abdurrahim Karakoç'u da halk geleneğini devam ettirenlerden sayabilirim. Burada ikinci yenicilere ait olan kişi şair İlhan Berk. O yüzden cevabım A seçeneği oldu. 19. Yazarlığa mizah öyküleriyle başlayan mizah öyküleri, hikayeciliğimizi İstanbul sınırları dışına çıkararak Anadolu'ya yönelten ve Anadolu'yu gerçekçi biçimde anlatan yazarımız aynı zamanda bana kirpiden bahsediyor. Kimdir bu? Refik Halit Karay. Hikayemizi İstanbul sınırları dışına çıkarmış, Anadolu'yu yönetmiş, Anadolu'yu işlemiş. Refik Halit Karay aynı zamanda Mapusan tarzı hikayenin de bir temsilcisidir. Memleket Hikayeleri ve Gurbet Hikayeleri adında iki önemli eseri vardır. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakın türünü sordu. Bu zor sayılabilecek soru ama eserlere baktığımda bilinmesi gereken eserler. Şimdi Defteri Amal arkadaşlar Ziya Paşa'ya ait olan bir anı kitabı. Ömer'in Çocukluğu Muallim Naci'ye ait olan yine bir anı kitabı. 40 yıl Halit Ziya Uşaklıgil'e ait bir yine anı kitabı. Anamın kitabı Yakup Kadri Kara Osman oğluna ait olan yine bir anı kitabı. Kırık Hayatlar ise Halit Ziya Uşaklıgil'in arkadaşlar anısı değil. Nedir bu? Romanıdır. Romanı. O yüzden burada Kırık Hayatlar'ın türü farklı olmuş ve cevabımız da E olmuş oluyor. 21. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçı adlarından hangisi getirilmelidir? Şimdi zaten adam bana vermiş abi. Ne diyor? Rubabı şikeste. Hiçbir fevkaladelik taşımadan güzel ve şayan dikkat olan bir eseridir. Rubabı şikeste. Rubabın cevabı, sis, hanı yağma gibi ya da Haluk'un defteri, Şermin gibi arkadaşlar eserleri olan ve sanat hayatını iki döneme ayırabileceğimiz, birinci dönemde bireysel, ikinci dönemde toplumcu, hatta Servet-i Fünun dönemi içerisinde belki de toplumsal konuları işleyen tek şair diyebileceğimiz, Aruz'u nesre yaklaştıran, Şermin çocuklara yazmış olduğu Şermin şiiri haricinde bütün şiirlerini aruzla yazmış olan kişi kimdir? Tabii ki Tevfik Fikret'tir. O yüzden cevabımız B seçeneği oldu. Namık Kemal'de İntibah, Cezmi, Vatan Yahu Silistreleri bilelim. Recaizade Mahmut Ekrem'de özellikle Araba Sevdası'nı bilelim. Cenap Şahabettin'de Elan-ı Şita, Tiryaki Sözler, Ziya Paşa'da az önce söyledik Defteri Amal anı kitabı var. Bu da yine önemli sayılabilir. Yine Harabat var burada. Harabat, Tahribi Harabat. Burada yine Namık Kemal ile Ziya Paşa arasında diyaloglar, sorunlar çıkıyordu. Bunları da bu şekilde bilmekte, not etmekte fayda var. 22. Aşağıdaki bilgilerden hangisiyle parantez içindeki sanatçı uyuşmaz? Çok güzel. 10 numara. Bakıyorum bu hangi konuyla ilgili? Cumhuriyet dönemi tiyatrosuyla ilgili. Buradan bazen soru gelmiş, bazen gelmemiş. Biz yine bazı denemelerimize arkadaşlar Cumhuriyet dönemi tiyatrosundan sorular koymaya gayret ediyoruz. Şimdi bakalım. Turgut Özakman, Ah Şu Gençler. Tamam, evet. Doğru. Muhsin Ertuğrul,
Batı tiyatrosunu Türkiye'de kurumsallaştırıp çağdaş Türk tiyatrosunun kurucusu olmuş. Güzel bir bilgi. Muhsin Ertuğrul'u biliyoruz zaten. Cevat Fehmi Başkurt Paydos. Harput'ta bir Amerikalı adlı yapıtlarında günlük toplum sorunlarını ele almış. Doğrudur hocam. Kösem Sultan başta olmak üzere birçok yapıtında tarihi konular işlemiş Ahmet Kusi Tecer. Allah Allah. Şimdi ben Ahmet Kusi Tecer deyince aklıma ne geliyor? Bir, Koç Yiğit Köroğlu geldi. Sonra Köşebaşı geldi. Sonra Satılık Ev geldi. Sonra Bir Pazar Günü geldi. Tamam, bunlar onun tiyatrolarıydı. Ama ben Kösem Sultan diye bir şey hatırlamıyorum abi. Burada bir sıkıntı var. Bakalım, mitolojiden yararlanarak oluşturduğu Midas üçlemesiyle tanınmıştır. Evet, Güngör, Dilmen, doğrudur burası da yine. Cevabımız D seçeneği oldu. Kösem Sultan kimin eseriydi arkadaşlar? Turan Oflazoğlu'nun bir eseriydi. 23. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Bakıyorum hemen. Her biri kişilerinin adlarıyla anılan 4 büyük bölümden meydana gelen. 4 bölüm. Bu güzel bir bilgi. Nokta nokta. Bir bakıma yazarın anılarıyla örtüşen bir romanıdır. Asli kişi Mümtaz. Tamam abi. Mümtaz dedi. Zaten beni vurdu. Tik etti yani. Tik etti. Yeminle gırdı beni bu soru. Yeminle beni bitirdi. Mümtaz'ı verdi yeminle. Yeminle kırıldım. Şimdi devam ediyorum. Evet, Mümtaz aracılığıyla kimi zaman geçmişin çocukluk anılarına sığınan nokta nokta. Evet, kimi zamanın büyük bir bölümünü sahaflarda geçiren Darülfünun profesörü bir hoca ama daha çok kendisini aşan, içinde gizli kalmış, dışarıya aksetmemiş farklı bir insandır. Sonra Mümtaz'la Nuran'ın aşkı çerçevesinde diyor sanat anlayışı işlenmiştir. Bana kimden bahsediyor arkadaşlar? Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o muhteşem eserinden Huzur'dan bahsediyor. Ve cevabım C seçeneği olmuş oluyor. Hızlı bir şekilde yine denememizi bitiriyoruz. Bakın arkadaşlar, yine orijinal sorular var bu denemede. Belki de bu denemeden 2022 ayete de bir iki soru yine karşınıza gelecek. Biliyorsunuz geçen yıl bayağı bir soru benzer aynı tıpatıp tutturduk. Şimdi burada biz denemelerimizi her zaman ne ile bitiriyoruz? Edebi akım sorusuyla bitiriyoruz. Çünkü AYT edebiyatın olması olmazıdır. Edebi akım sorusu her yıl gelir. Bakalım, sözü edilen roman aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin etkisiyle yazılmıştır? Bakın, değişik tarzda bir soru. Yoksulluk yüzünden ekmek çalarken yakalanıp kürek cezasına mahkum edilen Jean Valjean'ın serüvenini anlatan bu roman, suçun bireyde değil toplum düzeninin bozukluğu olduğu görüşü üzerine kurulmuştur. Şimdi Jean Valjean arkadaşlar, Victor Hugo'nun Sefiller romanındaki en önemli karakterdi diyebiliriz. Victor Hugo'yu biliyorsunuz, Cromwell adlı eserinin ön sözünde hangi akımın ilkelerini vermiş? Romantizm akımının ilkelerini vermiş. Yine burada bakın, romantizm deyince aklınıza duygu ve hayal gelsin. Realizm deyince gerçekçi tasvirler gelsin. Naturalizm deyince soya çekim, deney, laboratuvar, genetik gibi kavramlar gelsin. Sembolizm deyince musiki, iç ahenk, gece, mehtap, sararan yapraklar gelsin. Egzistansiyalizm de çok fazla karşınıza gelmez ama varoluşçu felsefeyi savunan bir akım diyebiliriz. Evet arkadaşlar, güzel bilgiler verdik. Güzel sorular çözdük. 6. denememizi de bu şekilde bitirdik. Abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Gerçekten sizler için emek sarf ediyoruz. Sorularınızı Instagram'dan yöneltebilirsiniz. Sizlere başarılar diliyorum. Zihin açıklığı diliyorum. 7. denemede yine sizleri burada bekliyor olacağız. Hepinize iyi çalışmalar.